Herkese merhaba. Bu dönemde olumsuz olaylarla çok sık karşılaşıyoruz ve tam daha kötüsü olmaz derken daha kötü bir haberle de karşılaşıyoruz. Ben burada çok ciddi ikilem içerisinde kalıyorum. Kendimi bu haberler karşısında çaresiz hissediyorum. Öfkem artıyor, gerginliğim artıyor. Acaba işte bu konuyla ilgili bir yorum yapmalı mıyım? Bir tweet atmalı mıyım? İşte olayı duydum, bunu paylaşmalı mıyım? Bununla ilgili çok ciddi bir karmaşa içerisine giriyorum. Ve bunu yaparken bazı şeyler aklımdan geçiyor. Şimdi acaba ben bu haberi paylaşacağım ama 10 tane aynı şeyle ilgili senaryo var. Acaba bu senaryolardan hangisi doğru? Çünkü aynı olayla ilgili 10 tane senaryo var demek. 9 tanesi hatalı, bir tanesi belki doğru, belki değil anlamına geliyor. O nedenle acaba bu haber gerçek mi? Veya işte ben hangi dili kullanmalıyım? Bu dili kullanırken acaba bir kutuplaştırıcı etki yapacak mıyım? Acaba bunu yaparken iyi ve farkındalık adına attığım adım acaba bir kırıcı ortamı oluşturacak mı ve insanları ikiye, üçe, dörde bölecek mi ve bir kutup oluşturacak mı? Bunun tereddütünü yaşıyorum. Bazen bu aldığım bilginin gerçekliğini sorgulama konusunda da zorlanıyorum. Yani şu anda biliyorum ki yapay zeka bana çok aynı konuyla ilgili onlarca yorum veya tweet üretebilir. Bu konuyla ilgili bir gündem oluşturma konusunda yapay zeka kullanılabilir ve insanları yönlendirme adına bir manipülasyon aracı olarak kullanılabilir. Tüm bunları düşünürken çok ciddi bir düşünce trafiği içerisine giriyorum. Ama daha çok bu konularda eğer bu olumsuz bir yere gitme riski varsa, bir bu konuyla ilgili hata yapma riskim varsa burada susmayı tercih ediyorum ve doğru bildiğim, rahat güvenebildiğim, hesap verebilme ihtimali olan kişilerin verdiği bilgileri takip ederek bu süreci idare etmeye çalışıyorum. Ne yapılabilir peki? Daha iyisi ne olabilir? Her ne kadar bir yandan burada kendimi rahatlatmak için, işte öfkemi yansıtabilmek için bir sosyal medya üzerinden bir tweet veya bir yorum atmak beni geçici olarak rahatlatacak olsa da aslında şunu biliyorum ki bu yöntem kalıcı anlamda beni rahatlatmayacak ve benim gerçek bir adım atmam lazım. Yani bununla ilgili gerçekten işe yarayabilecek bir hamle yapmam lazım ki gerçek bir rahatlığa elde edebileyim, gerçek bir deşarja ulaşabileyim. Bunun için fiziksel olarak görüştüğüm kişiler, samimi arkadaşlarım, dostlarım, yakınlarım benim için aslında önemli bir iletişim ve boşaltma aracı olarak karşıma çıkıyor. Ve bunları kullanmak beni kalıcı olarak rahatlatma konusunda daha fazla etken olarak yardım edecek. Ve aynı zamanda duyarlılığı beraber paylaşma konusunda da veya çözüm üretme konusunda da fiziksel temaslar, fiziksel yakınlıklar sosyal medyadaki adımlardan daha fazla bana yardımcı olacak. Aynı zamanda bilinçlilikle ilgili de fiziksel bu birliktelik daha fazla işe yarayacak diye düşünüyorum. Bu mahalle kültürü, sokak kültürü ve insanların birbirine yakınlığı, birbirini tanıması, birbirlerinin düştükleri zaman, zor durumda kaldıkları zaman veya bir hata yaptıkları zaman birbirine olan desteklerini arttıracak önlemleri daha çok ön plana çıkartacak şeyler, adımlar daha fazla işe yarayacaktır diye düşünüyorum. Ve ben kendimi bununla ilgili meşgul etmeye çalışacağım. Bu haberlerle ilgili bir sosyal medya üzerinden bir duyarlılık oluşturmak veya bunlarla ilgili yorumları sosyal medya üzerinden yapmak yerine bireysel temaslarında bunu kullanmayı daha doğru buluyorum. Ama tabii her zaman söylediğim gibi bunlar benim fikirlerim. Sizden de bu konuyla ilgili yorumlar bekliyorum. Umarım bundan sonra olumsuz haberler hiç karşımıza çıkmaz ve bu karşılaştığımız senaryodan en yakın zamanda kurtuluruz. Çok teşekkür ediyorum sabrınız için.